Öğretimi eğlenceli hale getiren bir okula konuk olacağız şimdi. Öğrencilere uygulamalı kolay bilgi vermek, eğitimi eğlenceyle harmanlamak için kolları sıvayan okul yönetimi okulun bahçesini bir tarım alanına çevirdi. Öğrenciler okulda hem tarım yapıyor hem de hayvancılık. Şimdi İstanbul Çatalca'ya gideceğiz ve o renkli okula konuk olacağız. Sosyal mekanlarıyla ve kültürel etkinlikleriyle yaşayarak, uygulayarak, üreterek öğreten, kalıcı bir öğrenmeyi esas alan bir eğitim modellemesi yapıyoruz. Ormanın ortasında bir okul düşünün ama bu okul diğerlerinden çok çok farklı. Çünkü buranın öğrencileri hem temel ders görüyorlar hem de gördüğünüz bu alanda yani onlara ait bahçelerinde sebzelerini ekiyorlar. Yani hem uyguluyorlar hem öğreniyorlar. İlk önce bitkinin gelişimi hakkında bilgi alıyorlar. Ondan sonra uygulama kısmına geçiyoruz. Kapalı atölyemizde toprağa ekene kadar geliştiriyoruz bitkiyi. Daha sonra buradaki açık hava tarım alanımıza ekiyoruz. Dünyanın en tatlı çiftçisini buldum. Adın ne senin? Elif Kübra Öner. Elif'ciğim neler diktin? Bize sayar mısın? Bezelye diktik. Evet. Havuç topladık. Yani tüm bakımlarını sen yapıyorsun. Ya, evet. Bamya ektik, biber ektik, domates ektik, karpuz ektik. Ondan sonra kavun ektik. Bahçe senin mi? Evet. Neler öğrendin burada peki? Çok güzel şeyler öğrendim. Köpek, tavşan, keçi, koyun. Sadece bu hayvanlar değil, daha birçok hayvan. İşte buradaki öğrenciler sadece bitkilerle ilgili bilgiler değil, işte hayvanlarla da ilgilenip onların anatomisini öğreniyorlar. Her sınıfın sorumluluğunu aldığı bir hayvanımız var burada. Çiftlik hayvanımız var. Bu hayvanlarla çocuklar ilgileniyor. Onlarla oyun oynuyor. Onların bakımını üstleniyor. Gerek beslenmeleri, gerek barınmaları, eğlence ihtiyaçları. Sürekli birlikteyiz. Keçileri besliyoruz. Tavuklara yem veriyoruz. Başka? İlgileniyoruz. Aziz keçiyle sen mi ilgileniyorsun? Evet, biz her gün geliyoruz. Onu yemini falan veriyoruz. Adı ne peki? Çok sevimli çünkü. Evet. Adı ne? Akkız. Onunla ilgili neler öğrendin? Daha çok yeşillikleri seviyor. Mesela domatesle acı biberi çok seviyor. Kapalı alanlarda değil, açık alanlarda birçok aktiviteler yapıyorlar. Bunun yanı sıra görsel sanatlar dediğimiz gibi ritim atölyesi, yaratıcı yazarlık, drama atölyesi gibi farklı alanlarda bu etkinlikleri kullanarak daha aktif hale geliyorlar.